dağılır, sonra geçin. Değerli izleyenler, TV.net ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün saç sağlığı ve tedavisini konuşacağız. Saçla ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara cevap arayacağız. Değerli bir uzmanım var. Doktor Kürşat Yalvaç, medikal estetik hekimi. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Bugün güzel bir konu konuşacağız. Saçlarımızı konuşacağız. Saçlarımızdan konuşacağız. Saç sağlığını konuşacağız. Bayağı saçlarımızı sağlıklı kılmak için, saçlarımızın daha sağlıklı görünmesini ve köklerinden itibaren güçlenmesini sağlamak için yapacağımız bir sürü şeyler varmış anladığım kadarıyla. Bunları masaya yatıralım. İsterseniz önce saç sorunlarına ve saç sağlığı tedavisine geçmeden önce sağlıklı saç nasıl olmalıdır, nasıl görünmelidir? Bununla başlayalım isterseniz. Başlayalım. Sağlıklı saç, öncelikle saç ilk görüntü esnasında, ilk karşımızda birisini gördüğümüz zaman yüzümüzle beraber en çok dikkat çeken ikinci bölgemizdir. Onun için sağlıklı saçlarımızın olması çok da iyi bir izlenim yaratacaktır karşıdaki kişi için. Sağlıklı saç nasıl olmalıdır? Sağlıklı saç, saç tellerimiz dolgun, canlı, parlak gözükmesi gerekiyor. Bu sağlıklı saçlar için yeterlidir. Saç dökülmeleri olabilir, saçlarda açılmalar olabilir. Ancak saç tellerinin sağlıklı olması, dediğim gibi saç tellerinin hacimli olması, dolgun, parlak ve canlı gözükmesi sağlıklı saç için yeterli bir ifadedir. Yani ince telli saçlarımız olunca biraz saçlarımız daha mı az sağlıklı, daha mı az kaliteli gibi oluyor Doğrudur. Biraz? Saç köklerimiz daha az beslendiği için, beslenmede bir problem olduğu için saç köklerimizin beslenmesinde saçlarımız daha ince halli, ince telli. Yani şu vardır, doğduğundan itibaren ailesel bir ince telli saç kıvamı vardır ama normal saçlar, İyi beslendikleri müddetçe daha kalınlaşırlar, kalın bir halde bulunurlar. Ama var olan kalın saçlarımız incelmeye başlamışlarsa demek ki altta bir problem vardır. Saç köklerinin beslenmesiyle alakalı problem vardır. O zaman çok vakit geçirmeden hemen saçlarımıza bakmamız ve tekrar eski sağlıklarına kavuşturmamız gerekmektedir. Yani şöyle, saçımızın gür olması, saçlarımızın sık olması, parlak olması zaten hani hepimizin de biraz bildiği gibi saçlarımızın sağlıklı olduğunun bir göstergesi, temel göstergelerinden biri sanıyorum diyebiliriz. Peki şimdi hepimizin sorunu, erkeklerin de ciddi bir sorunu, kadınların da ciddi bir sorunu saç dökülmeleri. Dönem dönem sık olur, dönem dönem daha az olur, dönem dönem belki hastalıklara bağlı olur. Ama sizde doğru cevap, saçlarımız neden dökülür asıl hem erkekte hem kadında? Saç dökülmesinin 20'ye yakın, 20'den fazla sebebi vardır aslında. 20'den fazla sebebi. Doğru. Bunları açabiliriz daha, herhalde. Daha sık olarak gördüğümüz erkeklerde özellikle genetik faktörlerdir. Hormonal değişimden dolayı, testosterondan dolayı erkeklerde saç kaybı çok daha erken yaşlarda başlamakla beraber 35-40 yaşına kadar hızlı bir şekilde devam eder. Erkekler için söylüyorum, 35-40 yaşından sonra hormonal seviyedeki değişimden dolayı yavaşlayarak dökülme devam edebilir. Hiçbir şey yapılmadığı zaman, onu kastediyorum. Bayanlarda ise sebepler yine genetik faktörler, ailesel faktörler vardır. Bunun dışında hem erkeklerde hem bayanlarda sigara çok ciddi bir unsurdur. Stres özellikle günümüzde çok ciddi bir faktördür. Bunun dışında vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri, kullanılan bazı ilaçlar ve bazı hastalıklar da saç dökülmesine sebep olacak faktörlerdendir. Peki, ben biraz şunu merak ederim. Bazı ilaçlar derken saç dökülmesine ne tür içerikli ilaçlar bunlar dökülmesine neden olan? İlaçlar daha çok kanser hastalarında kemoterapi yapıldığı zaman kullanılan ilaçların saç dökücü etkisi vardır. Tabi bu geçici bir etkidir. Hastalık ortadan kalktığı zaman ve ilaç kullanımı kesildiği zaman saçlar tekrar yerine geleceklerdir. Dökülme, iki türlü dökülme, onu da söyleyelim yeri gelmişken. Tamam. Birisi saçlar döküldüğü zaman köküyle beraber dökülürler. Eğer saç köküyle beraber dökülmüşse oradan saç çıkmayacaktır maalesef. Ama bazı durumlarda da saç sadece kökün üzerinden, kök hala saç cildimizde bulunuyordur. Kök vardır ama saç dökülüyordur sadece. Kök bulunduğu müddetçe, beslenmesini sağladığımız müddetçe tekrar saç çıkacaktır. Saçın ömrü 3 ila 5 yıldır. Her 3-5 yılda saç ömrünü tamamlar, dökülür ve alttan yeni saç çıkar kökten. Bu bir süreçtir. Onun için her gün belli miktarda saç kaybı gayet normaldir. Kaç teldir? Yani biz bunu nasıl anlarız? Bir avcumuza ne kadar saymıyoruz oturup tabii dökülen saçlarımızı. Saymıyoruz, çok fark etmiyoruz. Ama normalde günlük sağlıklı saçları olan bir insanda 100-150 tel arası saç normaldir.
Tabii saçları dökülmüş, saçları azalmış, seyrek olan insanlarda bu sayı biraz daha aşağı düşmektedir. Günlük 100 tel, 50 tel civarına düşmektedir. Bunlar normal dökümelerdir. Evet. Çok endişe etmememiz gerekiyor. Çünkü aşağıdan yeni saçlar çıkacaktır. Saçlar ömürlerini tamamladığı için dökülüyorlardır. Bunlar normal olan dökümlerdir. Normal olan. Ömrün tamamlamasından dolayı döküldüğü muhakkak için normal kabul ediyoruz. O 100-150 sayı saç telini. Doğrudur. Bu şekilde hesap edebiliyoruz. Ve biz bunu daha çok saçımızı yıkadığımız zaman fark ederiz. Saç dökümlerini. Ya da sabah kalktığımız zaman yastıkta gördüğümüz saçlardan fark ederiz. Ama gün içerisinde çalıştığınız ortamda, masada saçlarınızı görüyorsanız, bilgisayar karşısında saçlarınızı görüyorsanız, omuzlarınızda sürekli saçlar dökülüyorsa, tabii tek tek sayma imkanımız yoktur bunu. Ama ne kadar çok dökülüyorsa bir yerde sorun olabilir. Çok gecikmeden, çok vakit kaybetmeden o işin çözümüne ulaşmak lazım. Ulaşmak lazım. Peki saç taramak. Şimdi kimisi her gün düzenli saçlarını sabah akşam tarar. Kimisi günde bir kere tarar ya da iki günde bir tarar. Saçlarını yıkadıktan sonra tarar. Tekrar bir daha. Böyle kişiler de var. Saç taramanın etkisi nedir saç dökülmesinde ya da saç sağlığında? Saçımızı tarayacağız tabii ki. Aha. Saçımızı tarayıp çıkacağız içeriye. Ama kullanacağımız tarak çok önemlidir önerisi burada. Yani mümkünse plastik tarakları çok kullanmamak gerekiyor. Tamam. Elektrostatik etkisinden dolayı. Çok sık dişli ya da fırça tarzı tarakları çok kullanmamamız gerekiyor. Saça ister istemez bir travma yapmış oluyoruz. Saçı çekmiş oluyoruz. Bunlara dikkat edilebilir. Tahta taraklar çok daha sağlıklıdır. Ya da geniş dişli taraklar çok daha sağlıklıdır. Tahta ve geniş dişli doğrudur taraklardan çok bahsediyoruz. Çok daha sağlıklıdır saçlarımızı taramamız için. Saç sağlığımız için. Saç sağlığımız için. Kadınlar için. Peki erkekler? Saçlarını... Erkekler için aynı şey geçerli. Taracağız, muhakkak taracağız. Ama dediğim gibi çok sık dişli taraklar ya da çok sık fırçaları kullanmamayı öneriyoruz. Plastik maddeden yapılmış olan tarakları kullanmamayı öneriyoruz. Elektrostatik etkisinden dolayı. Onun için tahta taraklar tercihimiz. Tahta tarakları tercih ediyoruz. Şimdi saç dökülmesinin nedenlerinde sigarayı saydınız. Sigara hemen hemen her yanımıza bir sigaraya değiniyoruz bir şekilde. Dönüyor dolaşıyor. İş sigaranın etkilerine geçiyor. Saç sağlığında etkilediğinizi söylediniz. Nedir sigaranın tam olarak etkisi? Nasıl saçımızda tezahür eder bunun olumsuz neticeleri? Saç köklerinin beslenmesi mikro dolaşımdır aslında. Kılcal damarlardan beslenir saç kökleri. Sigaranın da saç köklerindeki en önemli etkisi, dökülmesindeki faktör kılcal damarlara olan etkisidir. Kılcal damarları fonksiyonunu gösteremediği için saç kökleri beslenemeyecektir ve saç dökülecektir. Sigarayı onun için kesinlikle önermemeye çalışıyoruz. Mümkünse içenlerin bırakmasını, olmazsa en azından azaltmalarını öneriyoruz. Kılcal damar dolaşım sorunu yarattığı için sigarayı çok önermiyoruz. Saç dökülmelerine çok ciddi bir rolü vardır sigaranın. Sigaranın bir zararını daha buradan söylemiş olduk. Güzel saçlarımıza, güzel olan olabilecek saçlarımızı etkiliyor maalesef. Peki stres, saç dökülmesi ve stres ilişkisi hem dönemsel olarak saçlarımız dökülüyor, dönemsel stresimize bağlı olarak da dökülüyor. Burada nasıl bir mekanizma var stres ve saç dökülmesi arasında? Nasıl direkt etkiler? Stresin mekanizması tam olarak çözülmüş değildir. Ama yaşadığımız ortam itibariyle bulunduğumuz şehir ve işimiz dolayısıyla muhakkak herkeste az çok bir stres vardır. Stresten dolayı saçlarımız dökülüyorlar ama stresimiz var diye işimizi değiştirme şansımız var mı? Çoğu zaman yoktur. Yok. Ya da yaşadığımız şehri değiştirme şansımız çoğu zaman yoktur. Bu şartlar içerisinde yaşamak zorunda olduğumuz için stresimizi ne kadar aza indirebilirsek o kadar saçlarımız için faydası olur. Ama stres devam edeceği için mümkünse saç köklerimizi biz ne kadar kuvvetlendirirsek, güçlendirirsek yapacağımız tedavilerle, tedavilerle saçlarımız o kadar sağlam kalacaktır. Dökülmesi o kadar az olacaktır. Stresin etkisini o şekilde minimalize edebiliyoruz. Peki, şimdi saç dökülmelerini, şimdi özellikle erkeklerde ve kadınlarda da çok yoğun dökülüyorsa saç dökülmesi vücut imajımızı da bizim aslında etkiliyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bizim imajımızı nasıl etkiliyor? Programın başında da söylediniz. Hani yüzümüz ve saçlarımız ilk imajımızı oluşturan şeyler. Daha sonra asıl biz belki ortaya çıkıyor insanlarla olan ilişkilerimizde. Ama imajı nasıl etkiliyor? Siz ne diyorsunuz bir uzman olarak? İmajımızı bayanlar açısından çok daha kötü etkiliyor diyelim. Çünkü erkek az çok toplumumuz tarafından kabullenilmiş artık. Erkeklerin saçlarının dökülmesi, çok daha açık olmaları, seyrek olmaları, kel olmaları hatta gayet normal karşılanabiliyor ama
Bayanlarda iş çok daha ciddi. Bayanlar için saç çok önemli ve serilmeleri, saçların azalması. Eskiden çok rahat saçlarını toplayıp bağlarken şimdi tokalarla bir şekilde kapatmaya çalışmaları ya da ek saç uygulamaları gibi sebepler bayanlardaki sıkıntının çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Onun için imajımızı ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle bayanlar için çok daha ciddi bir sorun teşkil ediyor saçlar. Ve son yıllarda erkeklerde daha çok belki ama son yıllardaki yaşam şartlarımızla beraber bayanlarda da saç dökümelerinin, kayıplarının ve seyrekliklerinin çok daha arttığını söyleyebiliriz. Çok da arttığını söyleyebiliriz ama biraz saç sağlığı tedavileriyle, saç ekimiyle biraz biz bunları artık daha iyi görünür kılmaya başladık sanıyorum. Bu olumsuz görüntüleri biraz daha toparlıyoruz değil mi? Siz de az sonra da değineceğiz zaten. Kesinlikle. Saç sağlığında. Çok vakit kaybetmeden eğer saçlarımızdaki dökümenin biraz arttığını ya da yoğunluğunun biraz azaldığını fark eder fark etmez çok vakit kaybetmeden ne kadar erken başvurabilirsek, tedavi alabilirsek hem tedavimizin sonuçları çok daha iyi oluyor hem de görünüm imaj açısından iyi sonuçlar alabiliyoruz. Çok daha iyi sonuçlar veriyor. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlardır. Saçlarına çok fön çektiren, saçlarına çok kimyasal işlem olan hani boya diyelim. Boya her kadın, birçok kadın yaptırıyor ister istemez. Saçları beyazladıkça ya da rengini değiştirmeye ihtiyacı hissettikçe. Bunların etkileri nelerdir saçımıza? Biz nelere dikkat etmeliyiz? Saçımıza bakım yaparken saçımıza fön çektiriyoruz, işlemlerden geçiyor. Bunların ne kadar zararı var bizim saçlarımızda? Çok zararları var. Seyreltiyor mu? Çok zararları var. Hastalarımızın hepsine biz bunları söylüyoruz. Yapılabilecek öneriler, kendilerinin dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Bunları her zaman söylüyoruz. Her türlü sıcak uygulama, saça yapılan her türlü sıcak uygulama saça zarar verir. Hem saça zarar verir, hem saç cildine zarar verir, hem de saç köklerine zarar verir. Fön dediğimiz gibi bu en önemli maddelerden birisidir. Fön çektirmeyelim mi? Mümkünse çok az çektirelim. Çok az. Yani her gün yapıyorsak bunu 3 güne bir, haftada bir gibi yapalım. Mümkünse yaptırmayalım. Fön çekmek bunlardan birisidir. Saçı düzleştirmek sıcak uygulama açısından bunlardan birisidir. Hatta saçımızı yıkarken çok sıcak suyla yıkamamız saçımızın dökülmesine sebep olan faktörlerden birisidir. Saç cildini ve saç köklerini etkilediği için. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Boyamayalım mı? Boyayalım. Tabii ki sosyal bir çevrede yaşıyoruz. Yani saçlarımızı bir kısmı beyaz, kökler beyaz muhtemelen çok fazla çıkamıyoruz. Boya yaparken de bizim hastalarıma önerilerimiz mümkün olduğu kadar boyama sıklığını biraz daha uzatmak. Yani 15 günde bir boyuyorsak bunu belki 3 haftaya çıkartabiliriz. Ya da 4 haftaya çıkartabiliriz. Ve boya kullanırken ne kadar çok organik boya kullanabilirsek İçerisindeki zararlı kimyasallar o kadar daha azdır. Boyanın organik olduğunu biz nasıl anlayacağız? Ben hani şunu da sormak isterim. Amonyak içeriği olmayan boyalar var. Bir tüketici olarak saç boyası alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ne önerirsiniz? Saç boyası alırken amonyak tabii ki saç köklerini ve saç derisini, yapısını bozduğu için saç dökümelerinde faktörlerden birisidir. Organik boya alırken muhakkak aldığımız ürünün kutusuna bakıyoruz ne kadar organiktir. Bu durumda üreticiye bir şekilde güvenmemiz gerekiyor. Ne kadar organik, içerisindeki kimyasallar ne kadar az, o kadar az zarar vermiş oluyoruz saçlarımıza. Aynı şeyi şampuan için de söyleyebiliriz. Evet, şampuanlarda da aslında çok çok açık bir konudur. Çok fazla net bilgilerin olmadığı ve çok bilgi kirliliğinin olduğu bir konudur şampuan. Şampuan kullanırken neye dikkat edelim? O kadar kozmetik şampuanlar vardır. İşte içerisinde farklı farklı etken maddeler koymuşlardır. İşte yani pahalı şampuan var, bitkisel içerikli diyoruz. Birçok içerikli şampuan var. Pahalısı var, ucuzu var. Bazısına gidiyorsunuz çok pahalı, bazısı çok daha ucuz. Ucuz şampuan kalitesizdir, saç sağlığımız için olumsuz etkileri olur diye bir şey var mı? Biraz bunları aslında merak ederiz. Hemen. Kozmetik şampuanlar vardır ve kozmetik, dermokozmetik şampuanlar vardır. İki farklı şampuan vardır. Kozmetik şampuanlar güzel koksunlar ve daha çok köpürsünler diye daha çok kimyasal madde katılıyor. Ve ne kadar çok kimyasal saçımıza o kadar zarar demektir aslında. Onun için bizim hastalara önerimiz normalde mümkünse dermokozmetik şampuanlar alalım. Eczanede satılan şampuanlardan alalım. Fiyat konusunda çok çok açık bir konudur o. Yani fiyat üretim yapan kişinin belirlediği bir durumdur. Fiyat konusuna çok takılmamak lazım. Ne kadar çok pahalıysa o kadar iyidir. Demek çok doğru bir ifade çok değildir. Çok doğru. Ne kadar ucuzsa kötüdür demek de o zaman aynı. Çok doğru bir ifade olmuyor aynı galiba. Aynı şekilde o da geçerlidir. Mümkünse eczane satılan, içerisindeki kimyasalların az olduğu
dermokozmetik dediğimiz şampuanlardan tüketmelerini öneriyoruz. Ve yeri gelmişken söyleyeyim. Buyurun. Mümkünse sabunu saçımıza hiç dokundurmayalım. Sabunu dokundurmayalım. Neden? pH dengesi çok farklı olduğu için sabunun pH ve cilt derimizin pH'i zararlı etkileri gün yüzüne çıkıyor pH'tan dolayı. Onun için sabunu kesinlikle önermiyoruz. Sabunu kozmetik şampuanları mümkünse önermiyoruz. Mümkünse önermiyoruz. Peki bazı şampuan türleri var. Onu da değinmek isterim. İşte kepeğe karşı etkili, saçları dolgunlaştıran, saç köşelerini güçlendiren. Bu yazılan ibareler gerçekten sizce etkili mi? Yazıldığı gibi etkilerini saçımızda biz görebilir miyiz? İkisi bir arada şampuanlar var. Yani bunlar biraz şey mi? Kafamızı karıştıran şeyler, tüketiciyi de çeken, cezbeden şeyler aslında. Çünkü şampuan çok ciddi bir market. Herkes şampuan kullanıyor. Evet. Milyarlarca insan şampuan kullanıyor ve argan yağlı şampuanlar, sarımsak özlü şampuanlar, susam yağlı, o kadar çok değişik değişik markalar ve içerikler çıktı ki artık dışarıdan uygulanan şampuanlar ya da saçlarımızı korumak için uygulanan spreylerin hepsinin etkisi %10-15 kadardır. Biz ne kadar az kimyasal kullanabilirsek o kadar saçlarımıza az zarar vermiş oluruz. Faydalı etkileri var mıdır? Dediğim gibi %10-15'tir. Evet. Dermokozmetik şampuanların, eczanede satılan şampuanların. Ama ilk en önemli bizim dikkat etmemiz gereken ne kadar az kimyasal uygulayabiliriz saçımıza. Peki biz bunu şampuanda nasıl anlayacağız? Yani çok bir sürü madde yazıyor. Şimdi onları da sormayacağım Onun için ama eczanede satılan ürünleri tercih edelim. Tamam. Diye biz öneriyoruz. Öneriyoruz. Hastalarımıza. Sadece hastaların için değil aslında bütün insanlar için. Yani sağlıklı saçının sağlığını sürdürmek, geliştirmek, korumak isteyen herkes için aslında zarar düzenli olarak zarar vermemek için. Mümkünse dermokozmetik şampuanları kullanalım. Dermokozmetik şampuanları kullanmayı sürdürelim diyorsunuz. Peki saçını bazıları sıfıra vurdururlar. Saçlarım gür çıksın diye. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Gerçekten etkisi var mıdır? Bu konu hakkında şu ana kadar benim okuduğum herhangi bir bilimsel çalışma yok. Yani saçlar çok uzun olursa daha çok dökülür ya da çok kısa olursa daha az dökülür diye bilimsel bir çalışma yok. Ancak şu olabilir, saçlarımız çok uzunsa bakmak için bir bayan düşünün, saçları çok uzundur, bakabilmek için daha çok fön çektiriyordur, daha çok boya yapıyordur. Evet. Tararken daha çok çekiyordur, bir travma uyguluyordur. Bu nedenler saçı dökmemize, bizim dökmemize sebebiyet verecektir. O açıdan belki kısa saç kullanım açısından daha kolay olacağı için ya da bakım için daha kolay diyebileceğimiz için belki öyle bir etkisi olabilir, öyle düşünebiliriz ama bilimsel olarak kısa saç olursa köklerden kaynaklanan, saç kökünden daha iyidir, daha az dökülür ya da uzun olsa daha çok dökülür. Ya da sıfıra vurdurunca saçlar daha gür çıkar. Yok. Gibi bir şey siz... Yok maalesef. Maalesef. Muafi diyelim biz. Tamam, onu da öğrenmiş olduk. Peki ben biraz saç tedavilerine gelmek istiyorum. Ondan sonra aklımıza başka sokularda takılırsa saç sağlığı ile ilgili onları da devam edelim isterim. Şimdi saç tedavileri var. Bunlar ilginç gerçekten. Biraz saç hekimiyle belki biz karıştırıyoruz. Saç tedavisi dediğimiz şey nedir? Neler uyguluyorsunuz? Kimlere uygulanıyor bu saç tedavileri? Saç tedavilerini herkese uygulayabiliriz. Yani erkek, bayan fark etmiyor. Ve şu andaki yaptığımız tedaviler iki yöntem vardır. Birisi PRP'dir. Birçok seyircimiz biliyordu zaten. PRP hastamızdan aldığımız kandaki bulunan trombosit ve büyüme faktörlerini yoğunlaştırıp saç deriye enjekte etmemiz. Bu birincisidir. İkincisi de büyüme faktörüdür. Bu son yıllarda çıkan 2-3 yıllık maliyeti olan ve Türkiye'de çok daha yeni olan bir tedavi yöntemidir. İçerisindeki bulunan büyüme faktörlerini yine saç derinin altına enjekte ediyoruz. İkisinde de amacımız esas sorun olan saç köklerinin beslenmesindeki problemleri çözmek. Saç köklerini biz beslediğimiz müddetçe saçlarımız sağlıklı bir şekilde uzayacaktır ve dökülmeler azalacaktır. Hem saçlarımızın kalitesi artacak hem dökülmeler azalacak, olanı korumuş olacağız. O açıdan saç tedavilerinde en son kullandığımız iki yöntem PRP ve büyüme faktörüdür. Çok da güzel sonuçlarını aldığımız iki yöntemdir. Peki, nasıl uyguluyorsunuz? Nasıl bir süreçle ilerliyor? Saç tedavisi yaptırmaya geldi biri. Önce basamak basamak gidelim. Nasıl işlemden geçiyorlar? Eğer ihtiyaç duyarsak bayanlarda kesinlikle kan tahlilini yapmak istiyoruz. Tamam. Çünkü saç tedavilerinde bizim müdahale edebildiğimiz ve edemediğimiz faktörler vardır. Genetik faktörler müdahale edemediğimiz faktörlerden birisidir. Stres bir diğer faktördür. Çok fazla müdahale edemiyoruz. Ama müdahale edebildiğimiz, saç dökülmesine sebep olan mineral eksiklikleri, kansızlık, demir eksiklikleri, vitamin eksiklikleri, çeşitli hastalıklar gibi
Biz bunları gözden kaçırmamak için bir kan tahlili istiyoruz. Kan tahliline göre eğer eksiklik varsa bunları yerine koyuyoruz. Ama aynı sırada tedaviye de başlamış oluyoruz. Hem PRP hem büyüme faktörü tedavisine. Saç analizini yapıyoruz gelen hastalarımızda. Saç analizi. Saçlarımız ne kadar sağlıklıdır, ne kadar ince tellidir, saç derimiz ne kadar sağlıklıdır şeklinde. Bunu rutin bir muayeneyle yapabiliyorsunuz. Doğrudur. Değil mi? Rutin bir muayeneyle yapıyoruz bunu. Saç analizini yaptıktan sonra PRP ve büyüme faktörünü mümkünse kombine bir şekilde uygulamak istiyoruz. Yani 5 seans büyüme faktörü, 5 seans PRP'yi kombine 15'er gün aralıklarla toplam 4-4,5 ay sürecek yoğun bir tedavi şeklinde. PRP yapacağımız zaman hastamızdan kanı alıp serumu hazırlayıp büyüme faktörü yapacağımız zaman zaten olan hazır serumu saç derinin altına yeni bir yöntemle, bu da yeni bir yöntem, Türkiye'de de yeni bir yöntem, dünyada da yeni bir yöntem, 2-3 yıllık diyebiliriz. Eskiden çok daha ağrılı, çok daha sıkıntılı enjekte şeklinde enjekte diyorduk ama şimdi dermapen dediğimiz bir alettir. Ucunda çok küçük 12 tane iğnenin olduğu bir aletle mikro kanallar açıyoruz saçı deride. Elde ettiğimiz serumları, var olan serumu göndermek istediğimiz yere kadar. Derinliğini çok ayarlayabildiğimiz için istediğimiz yere gönderebiliyoruz. Binlerce mikro kanal açıp saçlarda. Göze görülemeyecek kadar ince kanallardır bunlar. O açmış olduğumuz kanallardan elde etmiş olduğumuz serumu saç derinin altına gönderiyoruz. İki yöntemde de hem PRP hem büyüme faktöründe de istediğimiz alana daha eşit konsantrasyonda gönderebildiğimiz için sonuçlarını çok daha iyi alıyoruz. İşlemimiz 10-15 dakika kadar süren bir işlemdir. Ağrısız bir işlemdir. Ağrısız derken şunu söyleyelim. Çok hafif hissediyorsunuz muhakkak. Nedir bu his? Ucu sert bir tarakla saçınızı tararken tarağın cildimize değdiği histir. His kadar. His kadardır. Çok daha kolaydır uygulaması. Çok daha konforludur hastalarımız için. 10-15 dakikalık bir işlemdir. Dediğim gibi 15'er gün aralarla toplam 10 seanslık bir tedavi yöntemidir. Yani 150 günlük bir periyodu var aslında baktığınızda. 150 gibi. Günlük ama şöyle diyelim, 150 gün deyince belki çok gözükebilir evet. Ama 15 günde sadece 15 dakikanızı ayırıp saçlarınızı evet. Kurtarabileceğiniz, koruyabileceğiniz ve daha sağlıklı saçlara ulaşabileceğiniz kolay bir yöntem. Hem kadın hem erkeğe uygulanabiliyor. Evet. Peki hangi aşamada hastalar? Yani burada saçları az çıkanlar, kemoterapi belki tedavisinden sonra gelenler de oluyordur. Yani burada çok elzem durumlar neler sizce? Yani saçı gür ve saç analizi yaptınız mesela. Saçı gür sağlıklı, sizin saç sağlıklı görünen bir saçtaki bütün etkenler var. Bu hastalara mesela bu kişilere saç tedavisi yapıyor musunuz? Yani burada şeyiniz elimine ediyor musunuz? Hayır, gerek yok sizin saç tedavinize dediğiniz bir grup var mıdır? Tabii ki. Eğer saçlarımız sağlıklıysa, dökülmelerimiz, saç kayıplarımız normalse, 150 arasıysa hastalarımıza bu tedavi önermiyoruz muhakkak. Ama her gelen hastamıza kendileri nasıl bakabilirler saçlarına, nasıl az zarar verebilirler, neler kullanabilirler bu önerileri yapıyoruz. Ama tedavi ihtiyacı varsa 18 yaşından itibaren hiç sıkıntı olmadan hem erkek hem kadın hastalarımıza bu tedaviyi uyguluyoruz. Eğer saçlarımızdaki dökülme sayısının arttığını hissediyorsak evet. Ve saç yoğunluğunda azalmayı hissediyorsak saçlarımızın çok serilmesini beklememize gerek yok. Ya da çok aşırı kayıp görmemize gerek yok. Ne kadar erken. Bu işe başlayabilirlerse o kadar saçlarını sağlıklı bir şekilde götürebilirler. Peki sonuçlarını biz ne zaman görüyoruz saç tedavisini, PRP ve büyümenin? Yani saç kayıpları çok uzun yılların getirdiği sonuçlardır. Yani belki bazı hastalarımızda 1-2 yılda saç kayıpları başvuruyor ama çoğu hastalarımızda bu 10-15 yıllık bir dönemdir. Ve maalesef elimizde sihirli bir değnek yok. Keşke dokunsak da hemen saçlar çıksın. Yaptığımız tedavinin etkilerini 1,5-2 ay itibariyle görmeye başlıyoruz. Evet. Hem saç dökülmelerinin azalmasını, saç kalitesindeki artış biraz daha uzun sürüyor. Onu görmemiz belki 2,5-3 aya yaklaşıyor ama bu da saçın uzama hızıyla alakalı bir şeydir. Yani saçlarımıza yaptığımız etki hemen başlıyor. Evet. Tedaviyle beraber başlıyor. Ama o kaliteyi artışını görmemiz saçın uzama hızıyla alakalı biraz daha zaman alıyor. Yani tedaviye başladıktan sonra 1,5-2 ay itibariyle saçlarımızdaki hem kalite artışını farkı göreceğiz. Dökülmelerin azalmasını çok rahat görüyoruz. İnce ve cılız saçlar da güçleniyor tabii ki bununla bu tedaviyle değil mi? Yani orada bir gürlük hissediyor değil mi? Tabii kişi, şunu gelen kişi. Bunu çok etkisini güzel. Aynaya baktığında saçına dokunduğunda nasıl hissediyor? Yani çok iyi bir noktaya değindiniz.
Amacımız var olan saçları korumak. Birincisi. Tamam. İkincisi, hı-hı, olan saçlarımızı güçlendirmek, daha hacimli hale getirmek. Tamam. İnce saçlarımızı saç kıvamına hacimli hale getirdiğimiz zaman dolayısıyla daha yoğun bir görüntü elde ediyoruz. Tamam. Ya da fark etmişsiniz de çok küçük sarı tüysüz saçlarımız vardır ama, evet, onlar bir türlü saç kıvamına gelemiyorlardır. Bu yaptığımız tedaviyle onları da saç kıvamına getirerek saçların daha yoğun olmasını sağlıyoruz. Dökülen saçlar yeniden çıkar mı ya da bu yöntemle yeni saç çıkartıyor muyuz? O konuda kesin bir şey söylemek zor. Eğer hani ilk başta dedim ya, saçlar iki şekilde dökülür. Birisi köklü olarak dökülenler, birisi de kökün üzerinden, evet, dökülenler. Evet. Eğer kökün üzerinden dökülmüşler ve köklerimiz varsa biz bu köklerden saç çıkartabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla saçlarımız daha yoğun bir görüntü haline burada geliyor. Burada saç ekimiyle farkını aslında anlamış oluyoruz. Saç ekiminde çıkmıyor artık herhalde. Evet. Saç ekimi için başvuranlar, o kökten saçlar çıkmıyor diyebiliyoruz. Kök yok artık. Değil yani mi? Köklerle kök beraber döküldüğü için saçlar, hı-hı, saçın çıkacağı bir kök yok. Evet. O zaman eğer çok açıklık varsa gerekli durumlarda, gerekli hastalarda saç ekimini de öneriyoruz. Ama öncelikle amacımız var olan saçlarımızı korumak ve onları sağlıklı bir şekilde daha ileri yıllara taşımak. Ben şunu da merak ederim. Tam olarak büyüme faktörü dediğiniz nedir? Bunu biraz daha açalım mı bu tedavide? Tabii. Nasıl bir büyütmek büyüme, evet, faktörü? Büyüme faktörü çok eski olmayan bir yöntem dediğim gibi. Amerika'dan gelen bir ürün. İçerisinde 8 farklı çeşitli büyüme faktörünün olduğu bir ürün. Bu büyüme faktörleri bir kısmı damarlanma üzerine etkiliyor. Bir kısmı saç köklerine, hı-hı, etkiliyor. Bir kısmı farklı mekanizmalarla oradaki saç kökünün etrafındaki dokulara etkiliyor. Bunların hepsi hem PRP'de hem büyüme faktöründeki esas amaç beslenmesi bozulmuş olan saç köklerimizin tekrar beslenmesini sağlamak. Beslenme bozuluyor ve saç köklerimiz beslenemediği için daha cansız, evet, hale geliyor. Dökülmeye başlıyorlar. Biz oradaki sorunu çözdüğümüz zaman, beslenmelerini düzelttiğimiz zaman zaten saçla alakalı sorunlarımızı halletmiş oluyoruz. Peki bir orada bir parantez açalım isterseniz. Beslenmeyi de bir araya isterseniz biz... Saçımızı sağlıklı kılmak için biz neler tüketmeliyiz? Öyle bir şey var mı? Önerdiğiniz ürünler, önerdiğiniz gıdalar var mı? Saçlarımızın daha sağlıklı çıkması ve güçlenmesi için. Siz bir medikal estetik hekimi olarak ne dersiniz? Sadece saçlar için demeyelim. Hı-hı. Sağlıklı bir büyüme, evet, içinde düzenli beslenme, sağlıklı beslenmeyi günlük hayatımıza bir şekilde koymamız gerekiyor. Ama saçlar için özellikle herkesin bir sebze ve meyve yemesini istiyoruz. Sebze ve meyvelerden alacağımız vitaminler ve mineraller çok önemlidir. Protein almasını istiyoruz. Protein amino asittir ve saçlarımızın %80'i amino asitten oluşmuştur. Onun için protein olmazsa olmaz. Sebze ve meyveden alacağımız mineraller ve vitaminler olmazsa olmaz. Ama şunu özellikle ben herkese söylüyorum, her hastama söylüyorum. Mümkünse yumurtayı günlük diyetimize ilave edelim. İlave edelim. Günde saç bir için yumurta. Özellikle. Saç özellikle sağlığı saç için. İçin. Tamam. Günde bir, güzel, yumurta. Hı-hı. Ya da haftada en az 4-5 adet yumurtayı diyetimize bir şekilde ilave edelim ve tüketelim. Sağlıklı saçlar için gerekli olan birçok vitamin, mineral ve proteini yumurtadan alıyoruz. Onu da buradan belirtmiş oluruz. Yumurtanın saç sağlığına direkt etkisi var. Hocam son olarak şunu sormak isterim. Saç ekimi yapılan hastalarda da bu PRP tedavisini, büyüme faktörünü kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Saç ekiminden sonra saç ekimini birçok artık o kadar yaygın olduk. O kadar, evet, çok yaygınlaştı sokaklarda Türkiye'de görüyoruz de ki saç ekimini. Saç ekimi saçın yan ve arka bölümdeki saç kökleriyle beraber alınıp farklı yerlere ekilmesidir. Ekimden bir ay sonra biz bu tedavileri başlayabiliyoruz. Yaptığımız tedaviyle hem ekilen saçlarımız kökleri daha sağlam bir şekilde, hı hı, saç cildimizde kalıyor. Beslenmeleri çok daha kolay oluyor. Çok daha hızlı bir uzama sürecine giriyorlar. Aynı esnada sadece saç ekimi yapılan bölgeye yapmıyoruz tabii ki bu tedavileri. Saç ekimiyle beraber dökülme potansiyeli olan diğer saç köklerinde yaptığımız için var olan saçları da korumak açısından çok daha etkili oluyor. Çok saç daha ekimini güzel oluyor. Destekleyici bir şey. Kesinlikle. O şekilde sanıyorum bir bilgi verebiliriz. Ama her şey bizim elimizde. Yani saçımıza iyi bakmak istiyorsak, sağlıklı görünmesini istiyorsak, uzun yıllar yaş aldıkça saçlarımızın yaş almamasını belki bir anlamda sağlamak istiyorsak bu dediğiniz faktörlerin hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Ben teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı saç sağlığımızla ilgili? Saç sağlığımızla ilgili mümkünse saçlarımıza çok az zarar verelim. Hı hı. Ve eğer saçlarımızda bir zayıflama, saçlarımızı kaybetme gibi bir düşünce varsa hemen bir hekimimizi görelim. Tedavilere bir an önce başlamakta çok daha fayda vardır. Çok daha güzel
yaş alabiliriz. Çok daha rahat, sağlıklı saçlarla ilerleyebiliriz. İlerleyelim. Önce zarar verme, önce koru. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Doktor Kürşat Yalvaç, Medikal Estetik Hekimi. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programını bugün de sonuna geldik. Sağlığın tanımında da belirtildiği gibi tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle yarın görüşmek üzere.